Uzun seneler anksiyete yaşadım. Ancak şu anda binlerce insana bu konuda yardımcı olmuş bir psikoloğum. Peki bu noktaya nasıl mı geldim? Ve bu yolda öğrendiğim en önemli araçlar neler? Bunları seninle bu videomda paylaşacağım. Umarım gerçekten yararlı bulursun. Çünkü bunlar benim hayatımı dönüştürdü. Ve senin de hayatını dönüştüreceğini biliyorum. Ben psikolog Merve Okız. Bu videoyu gerçekten bunları böyle senelerce deneyimlemiş, yaşamış, bunun zorluğunu çok iyi bilen bir insan olarak çekiyorum. Daha sonrasında da bir psikolog olarak sana edindiğim bütün bilgileri bu videoda anlatacağım. Ki zaten eğer beni tanıyorsan, anksiyete ile alakalı, aslında kendimizi iyileştirme ile alakalı yüzlerce video çektim. Onlara da her zaman bakabilirsin. Her zaman olduğu gibi tek isteğim sana gerçekten gönülden yardımcı olmak. Belki biliyorsundur, ben senelerdir online terapi veriyorum. Son çare olarak bana gelen pek çok danışanım var. Belki daha önceden pek çok psikoloğa gitmiş, belki televizyonda gördükleri için gitmiş. Çok fazla takipçi sayısı olduğu için onlara gitmiş olabilir. Ama maddi ve manevi çok fazla efor sarf etmiş ve yine de çözüm bulamamış pek çok insanla çalışıyorum. Peki onlara nasıl yardımcı oluyorum? En başta da ben kendime nasıl yardımcı oldum? Ben kendi içimde çözümleri nasıl buldum? Bunları sana anlatmak istiyorum elimden geldiğince. Bu videoda bunları sana anlatacağım. Ama ilk önce kendi hikayemle biraz başlamak istiyorum. Şimdi herkesin hikayesi farklı. Ben de buradan tabii ki olabildiğince anlatmaya çalışacağım ama yine tabii ki eksik kalacaktır. Şöyle ki aslında bütün hikayelerin kökeni çocukluğa, en bebekliğe kadar dayanıyor. Yani büyüdüğün aile ortamı ne kadar stresliyse sen de bedenen o kadar stresli oluyorsun. En azından o aile ortamı senin içindeki o tetiklenmeleri çok daha fazla arttırabiliyor. Ama benim için başladı dediğim, benim için en azından dramatik olarak yaşadığım ilk anılardan başlayabiliriz. Benim için en büyük anılar aslında okul dönemlerimde yaşanmaya başladı. Aslında yaşadığım anıların kökeni tabii ki daha böyle hani çocukluğa kadar, belki ilkokul zamanlarına kadar dayanıyor. Tabii ki hepsini anlatmam burada da zaten uygun olmaz. Ancak anlatabileceğim çok önemli noktalar var. Ve sen de bunlarla kendini eşleştirebileceğini düşünüyorum. İlk olarak aslında okuldaki anılarımla başladı diyebilirim. Ortaokuldaydım ve ortaokulda her gün ağlıyordum. Çünkü çok adaptasyonda çok sıkıntı yaşamıştım. Ben aslında 5. sınıfa kadar devletteydim. Devlet okulundaydım. Daha sonrasında böyle pilot okul dediğimiz, hani böyle devletin özelliği dediğimiz bazı okullar var. İşte pilot okul diye geçiyordu. Daha böyle seçili, işte kurayla alıyorlardı falan böyle. Daha iyi ailelerin olduğu çocuklar gibisinden. Oraya başladım ve oraya başladıktan sonra tabii ki diğer okuldan böyle koparılmış gibi hissettim ve her gün aslında ağlıyordum. Çok mutsuzdum. Adapte olmakta çok zorluk çektim. Daha sonrasında bu benim derslerime de yansıdı. Ve orada gördüğüm şeyler benim ailemde öğrendiklerimin böyle tam tersiydi. Yani ben çok daha nasıl diyeyim, işte sınırları olan, kalıpları olan, çok fazla doğruları yanlışları olan bir şekilde bir ailede büyütüldüğüm için. Örneğin sınıftaki çocukların, bazı arkadaşlarımın davranışları bana çok yanlış geliyordu. Günümüzdeki Merve hiçbir şey artık yanlış demez ama o zamanki Merve, işte ortaokuldaki Merve'ye göre pek çok şey çok yanlıştı. Mesela o zamanlarda erkek arkadaşının olması çok yanlıştı gibisinden. Tam da böyle işte hormonların tavan yaptığı o dönemleri düşün. Burada en önemli nokta benim zihnimdeki kalıpların çok fazla olmasıydı. O dönemde. Daha sonrasında işte derslerim de kötüydü dediğim gibi. Bir gün bir hoca beni, bir gün işte bir tarih hocamız, işte sosyal bilgiler hocamız beni yanına çağırdı ve dedi ki Merve dedi sen bu sınavdan 3 almışsın. Arkadaşın da 5 almış dedi. Yani arkadaşım da işte sınıf birincisiydi. Beni yanına çağırıyor ve diyor ki yani hani sen üçlüksün. Direkt bu cümleyi kullandı. Merve sen üçlüksün. Bu arkadaşın da 5'lik ve sen hiçbir zaman 5'lik olamazsın. Yani bunu hala söylediğimde hala bir şeylere çok üzücü bir anı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve bu sözden sonra ben kendimi böyle işte öğretmenlere, işte büyüklere hep böyle ispatlamaya çalıştım. Ama derslerle alakalı çok büyük bir kaygım oluşmaya başlamıştı.
kendimi tanıtmak, kendimi ifade etmek çok büyük bir kaygı yaratmaya başlamıştı. Bu en büyük anılardan bir tanesiydi. Daha sonrasında liseye geçtiğim zaman orada işte yoğun bir sosyal kaygım artmaya başladı. Lisede yine aynı şekilde arkadaşlarımın yaptığı pek çok şey bana uygun değildi. Mesela bana öğretilen şey şuydu yani. Hani okula gidersin, eve gelirsin. Okula gidiyorsan arkadaşlarınla işte kafeye, bir yere, dışarıya çıkmazsın. Çünkü bizimkiler böyle çok daha o anlamda tutucuydu. Ve dışarıya çıkmama, arkadaşlarımla takılmama izin vermiyorlardı. Ne oluyor böyle olunca da çocuk olarak lisedesin, kanın kaynıyor ama arkadaşlarınla dışarı çıkmadığın için, arkadaşlarını ittirdiğin için onlar da seni aynı şekilde ittirmiş oluyor. Ben onlara böyle ittirdikçe onlar ittiriyor. Ne oluyor? Bütün bir sınıf olarak beni dışladılar. Çünkü ben aslında farkında değildim ama o dönemde herkesi ittiriyormuşum. Ama bana kalsa o dönemdeki Merve, ben mükemmelim, herkes çok kötü, ben sevilmiyorum. Onlar çok kötü davranıyorlar bana diyordum. Ama ben devamlı tetikteydim ve kalıplarım çok fazlaydı. Yani aslında içsel çatışmam, doğru ve yanlışlarım, zihnimdeki o kalıplar çok yoğundu. Savaşım çok fazla olduğu için dış dünyadan da bunun paralelinde olaylar yaşıyordum. Ama o zamandaki Merve bunu bilmiyordu. Daha sonra Merve işte liseyi bitirdi, üniversiteye geçti. Üniversiteye geçtiğinde de özellikle ilk derslerde hani böyle işte hazırlıktasın, özel okula geçtim bu arada işte. Ondan sonra üniversiteye geçtim, üniversitede de ilk üniversitesine geçtim. Burada da sınıftasın, hoca diyor ki ilk sınıf, ilk ders, hadi bakalım sırayla kendinizi tanıtın. Şimdi ben zaten çok fazla iç çatışmam var. Bir şeyler söyleyince de hep susturulmuşum lise zamanında, ortaokul zamanında. Arkadaşlarım beni dışlamış, dalga geçmişler, sınıfça beni dışlamışlar. Dolayısıyla böyle ilk panik atağımı ben orada yaşadım. Çok kötüydü. Yani benim için en zor anılardandı gerçekten. Ne yaşadım hemen söyleyeyim. Sınıftayız. İşte hoca dedi böyle sırayla kendinizi anlatın. Sıra bana geldi. Yani bana gelirken zaten her kişi anlattıktan sonra benim kalp atışım böyle daha da artmaya başladı. Nabzım o kadar arttı ki ben böyle kalp atışımı duyuyordum içimden. Sonra o kadar fazla arttı ki bu ana atar damarından gelen o nabızla beraber ilk önce göze sonra beyine gidiyor o kan basıncı. Benim gözlerim ilk önce bir iki tane ufak nokta daha sonra onlar büyüyerek böyle gözüm tamamen karardı. Düşünsene o kadar panikliyorsun ki kalp atışın zaten 1500. Ayrıca gözlerin kararıyor. Şey gibi ölecekmiş gibi hissediyorsun yani öyle düşün. O panikle ağlayarak sınıftan çıktım ve kendimi anlatmak çok zor olduğundan dolayı derslerin ilk, yani her bir dersin ilk dersine katılmamayı tercih ediyordum. Çünkü kendimi tanıtmak istemiyordum. Kaçtıkça kaygılarım daha fazla büyüdü. Ve bu şekilde aslında üniversitede de ne kadar kaçtıysam o kadar fazla kaygımın arttığını söyleyebilirim. Hikayem böyle aslında. Ama sonra öyle bir şey değişti ki en çok istediğim şey yurt dışında okumaktı. Ama yurt dışında okursam, master'ıma gidersem ve sunumumu yapmam gerekiyor. Tez yazıyorsun ve sunum yapacaksın. Ve bununla yüzleşmem gerekiyordu. Dedim ki Merve, hayatında en korktuğun şey sunumu yapmak. Ama diğer yandan hayatımda en çok istediğim şey de yurt dışında yaşamak. Biliyorum ki bu benim için doğru. Dedim ki Merve, bu korkularından dolayı en istediğin şeyden vaz mı geçeceksin? Hayır dedim, vazgeçmeyeceğim. O zaman en azından başvurayım, giderim. Öyle veya böyle korksam da mezun olurum yani dedim. Aslında o adım hayatımdaki çizgiyi en büyük oranda dönüştüren şey oldu. Aslında hikayem genel olarak bu. Şimdi genel olarak belki şöyle düşünebilirsin. Çözüm o zaman korkularımızın üstüne gitmek mi? Belli bir kısımdan evet. Ama bu büyük resmin sadece ufak bir parçası. Belki çoğu psikologla, çoğu kişiyle konuştuğunda işte korkuların üzerine git, işte dönüştürürsün falan diyecekler ama korkun o kadar büyükse nasıl üstüne gideceksin? Ya gerçekten asla vazgeçmek istemeyeceğin bir şey olacak, bir adım atacaksın onunla ama bu sadece ilk adım dediğim gibi. Bana neler yardımcı oldu? Şimdi sana anlatıyorum. İlk olarak şunu anlaman gerekiyor. Biz çok yoğun bir kaygıyla hayatımızı devam ettiriyorsak, her gün yoğun bir kaygı döngüsü içerisindeysek, sinir sistemin devamlı kaygı modunda demektir. Yani sen devamlı sempatik sinir sisteminde kalıp hayatta kalmaya çalışıyorsun aslında. Rahat, verimli, huzurlu, gelişime izin veren bir modda değilsin.
Devamlı hayatta kalmaya ve savaşmaya çalışıyorsun. Devamlı savaşmaya çalışan bir beden nasıl rahat hissedebilir ki? Nasıl hayatında ilerleyebilir ki? Nasıl mantıklı bir karar alabilir ki? Nasıl korkularının üstüne gidebilir ki? O yüzden burada, yani bu çok çok büyük bir efor gerektiriyor yani. O yüzden burada ilk olarak biz ne yapıyoruz? Sinir sistemimizi rahatlamayı öğreniyoruz seanslarımızda. Mesela bana geliyor danışanlarım, diyor ki işe gidiyorum, ellerim titriyor diyor, içim titriyor diyor, gözlerim kararıyor diyor, bayılacak gibi oluyorum diyor. Bütün bunlar aslında uzun süre boyunca yoğun strese maruz kaldığımız için beden kendini yıpratmış, yıpranmış bir bedenin semptomları oluyor. Bunun sonucunda da pek çok farklı fiziksel hastalıklar da yaşayabiliyor mesela danışanlarım. Her türlü hastalık aslında bedenindeki yoğun stresin sonucunda oluyor. O yüzden her ne yaşıyorsan ilk önce bedenimizi rahatlatmayı öğreneceğiz. Neler bunlar? Nefes teknikleri çok önemli. Hipnoterapi çok önemli. Ayrıca kendi oluşturduğum derin terapi çok önemli. Derin terapinin içerisinde neler var? Hipnoterapiyi de içerisine koyuyorum. Ayrıca somatik çalışmalar yapıyoruz. Nedir bu somatik çalışmalar? Bedeninde biriken, mesela ellerde biriken stres dedik değil mi? Veya kafamızda biriken stres veya karnımızda biriken stres. Bedenimizi hareket ettirmeye izin vererek, sadece böyle yaparak değil. Bu da yardımcı olabilir ama bedenimizi delta frekansındayken, zihnen delta frekansındayken, yani böyle uykuyla uyanık arasındayken bedenimizdeki duyguları yaşayarak dışarıya atmaktan bahsediyoruz. Ayrıca sonrasında da mesela enerji çalışması yapıyoruz ki böyle çok daha böyle detaylı olarak rahatlama gerçekleştiriyoruz. Ne dedik? Nefes, hipnoterapi, derin terapi. Ayrıca bedenine nasıl şeyler alıyorsun? Nasıl besleniyorsun? Bütün bunlar çok 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 önemli. Besin takviyesi alıyor musun? Belki de yediğin besinler bedenini gerçekten optimum seviyede hissettirmiyor olabilir. Aslında pek çoğumuz için öyle. Ve besin takviyesi almak bile bedenini çok daha rahatlatmana yardımcı olabiliyor. Yani aslında ben olabildiğince doğal yöntemleri kullanarak danışanlarıma yardımcı oluyorum. Yani böyle direkt psikiyatriste yönlendirmektense, eğer gerçekten ihtiyacı varsa kişinin terapiye devam ederken psikiyatriste yönlendiriyorum. Bence bu çok çok önemli. Diğer türlü olayın kökenini çözmeden sadece ilaçla senelerini, bir ömür hatta geçirebilirsin. O yüzden burada bilinçaltı çalışmalarını yapıyor olmak, daha sonrasında besinlerine dikkat ediyor olmak ve ayrıca tabii ki pek çok daha nokta var. Ayrıca nedir? Sen geçmişinde ne kadar zamandır böyle yoğun stresi hissediyorsun? Ne kadar zamandır yoğun bir kaygı modundasın? Bu kaygıyı oluşturmuş olan kök anılar neler? Yani bu anılar ne zaman başladı? Senin fark ettiğin anılardan çok daha başlangıca, çok daha kök, çok daha geçmişe gidiyor genelde bu kök anılar. O kök anıları bulup, en azından ulaşabileceğimiz kök anıları bulup, daha sonrasında bu anılarla hipnoterapiyi, derin terapiyi kullanarak o anıları dönüştürüyoruz. Böyle ne oluyor? Sen bedenindekileri attıkça, o anılarla barıştıkça, o versiyonlarını sardıkça, kalıplarından kurtuldukça, kendine özünde sevgi vermeyi öğrendikçe hayata olan direncin artıyor. Duygusal direncin artıyor. Ruhsal direncin artıyor. Bedenen çok daha dirençli oluyorsun. Geçen gün bir danışanıma şu örneği verdim. Mesela bir ordu düşün. Ordu devamlı savaşa gidiyorsa, bir savaştan diğerine, yani belki uzun senelerdir savaşan bir ordu ne kadar başarılı olabilir? Yani aslında oradaki ordu senin bedenin. O ordu ne kadar güçlü ve dengede hissedebilir ki? Ne kadar huzurlu hissedebilir? Devamlı savaşıyordur bu ordu. Ama eğer ki ordu savaşmak yerine dinleniyorsa, gücünü topluyorsa çok daha sağlıklıdır, çok daha güçlüdür. Gerçekten ihtiyacı olduğunda, gerçekten tehlikede olduğunda seni korumak için orada varsa, o ordu çok daha sağlıklıdır, çok daha başarılıdır. Çok daha seni gerçekten koruma görevini yerine getirir. Ama devamlı şuradan saldıracaklar, buradan saldıracaklar deyip devamlı tetikte olan ve devamlı savaşan bir ordu çok daha yorgun, bitkin, pek çok galibiyetle sonuçlanır. Aslında bedenin tam olarak böyle. Bedenindeki hücreler senin içindeki ordu gibi düşün.
biz ihtiyacımız olan, tabii ki gerçekten tehlike anında kendimizi koruyabiliyor olmamız önemli. Ama panik atak dediğimiz şey, anksiyete dediğimiz şey asıl bir aslında orada tehlike olmadan devamlı tetikte olma hali. O yüzden bizim kendimize, nefesimize odaklanmak, bedenimize odaklanmak ve gerçekten derine inip kaçmak kaçmaktansa derine inip yüzleşmek, anılarla yüzleşmek pek çok farkındalık noktası oluşturmak. Aslında seanslarda yapmaya çalıştığımız en önemli şeyler bunlar. Bunları yaptıkça iyileşmekten başka bir şansın yok. Yani bunları uygulayıp iyileşmeme gibi, dönüşmeme gibi, rahatlayamama gibi bir şansın olamaz aslında. Nedir? Ne zaman kişi gerçekten dönüşmez? Ne zaman tam tersi gerçekleşir? Sen geliyorsundur seansa ama seansa gönüllü değilsindir. Dönüştürmek istemiyorsundur. Dönüştürmek istemiyorsan dünyadaki en iyi kişi bile sana yardımcı olamaz. Ama sen iyiyim, ben hazırım, istiyorum. Hani biri bana gerçekten yardımcı olsun, ben hazırım ve dönüşmek istiyorum diyorsan bana ulaşabilirsin, sana yardımcı olmak isterim. Dediğim gibi bana aslında böyle son çare, bana yardımcı ol diye gelen pek çok danışan oluyor ve bunların hepsinin kökeninde tam olarak sana anlattığım gibi içsel çalışmamız, oradaki o kalıplarımız yatıyor. Biz o kalıpları fark ettiğimizde, kendimizi yargıladığımız yerleri, kendimizi o strese sokmamıza neden olacak, bizi o tetikleyen şeyleri fark ettiğimizde dönüşüyoruz. Ve bilinçaltımıza inip oraları temizlediğimizde, asıl buzdağının altındaki o koca kütleyi dönüştürdüğümüzde hayata olan bakış açın da dönüşüyor. Çünkü aslında dışarıda yaşadığın her şey, her zaman içindekilerin bir yansıması olarak gerçekleşiyor. Umarım anlattıklarım sana yardımcı olmuştur. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşürüz. Bye bye.